Bu videoda MonsterVerse ve diğer evrenler dahil olmak üzere Godzilla formları için bir güç sıralaması hazırladım. Uzun zamandır benden en çok istenen içeriklerden biriydi çünkü Godzilla'nın birçok farklı enkarnasyonu vardı. Her birisinin farklı özellikleri var ve bu versiyonlarında kendi içinde büründüğü formlar gösterildi. Yani bu video içerisinde tek bir evrendeki Godzilla'yı koymak yerine farklı formlarını da dahil edeceğim. Bu sayede bütün Godzilla formları arasındaki güç farkını çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ancak çizgi roman formlarını hesaba katmadım çünkü çünkü çizgi romanlarda olaylar çok ayrı evrenlerde geçiyordu. Bununla birlikte sadece Godzilla'lar üzerinden bir kıyaslama yapıyorum yani Godzilla'nın çocukları da listede yer almayacak. Genel olarak bu video içerisine anime ve live action formları listeye ekledim. Hazırsanız sıralamaya başlayalım dostlar ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 15 numara Godzilla 1998 <laughs> Halk arasında bilinen adıyla Zilla 60 bin ton ağırlığa sahip olan devasa bir sürüngendi. Kendisi Godzilla'nın eski formlarından nazaran live action'da CGI ile canlandırılmıştı. Aynı şekilde Zilla, çizgi romanlar ve pek çok anime ile oyunda yer almıştı. Godzilla'nın diğer formlarına nazaran daha çok bir T-Rex'e benzediğini görüyoruz. 55 metre yüksekliğe ve 92 metre uzunluğa sahip olduğu açıklanmıştı. Diğer Godzilla formlarının aksine çok daha atik ve dinozora benzediği için aslında çok tehlikeliydi. Bununla birlikte Zilla'nın ve Zilla formlarının 3 farklı renkte atomik nefesi vardı. Çünkü belki bilmeyenler vardır diye Söylüyorum zillerinin çocuğu Davaş. Diğer iki atomik nefesi ise mavi ve yeşil renkteydi. 14 numara Godzilla Minus One Godzilla'nın son gelen filmindeki enkarnasyonu olan Minus One elbette çok güçlü değildi. Final formunda 50 metre uzunluğa sahip olan garip bir Godzilla versiyonuydu. Henüz filmi izlemeyenler varsa film asla Türkiye'de vizyona girmeyecek. Çok merak ediyorsanız internette izleyebilirsiniz ancak ben kaliteli görüntü veren bir site bulamadım. Atomik nefesini kullanmak için sırtındaki plakalar dışarı çıkıyor ve tek seferlik yoğun bir enerji patlaması için hepsi içine giriyordu. Sonuç olarak atom bombasına benzer bir patlama oluşuyor ve bu gücünü sürekli kullanamıyordu. Godzilla Minus One tek bir hücresinden bile yeniden oluşabiliyordu. Kendini yenileme özelliği vardı ve bu sayede hızlıca iyileşebiliyordu. Sonuç olarak yeterince güçlü değildi ve henüz gelişimini tamamlayamadan etkisiz hale getirildi. 13 numara Godzilla 1954 121 metre uzunluğa sahip olan orijinal Godzilla, Toho'nun ilk canavar filminde yer almıştı. Kendisi diğer Godzilla formları gibi atomik nefese sahipti ve oksijen yok edicisiyle karşı büyük zaafı vardı. Diğer Toho Godzilla formları gibi hidrojen bombasına karşı dayanabildiği de resmi olarak açıklandı. Yani ilk orijinal Godzilla buydu ancak en çok konuşulan bu olmayacaktı. 12 numara Godzilla Singular Point Final formundayken 100 metre yüksekliğe ve 250 metre uzunluğa sahip olan bir Godzilla versiyonuydu. Diğer Godzilla formlarının aksine atomik nefesi çember şeklinde oluşan dalgalardan geçiyordu ve yoğun bir enerjiye dönüşüyordu. Bu sayede daha yıkıcı darbeler indirebileceği resmi olarak bizlere gösterilmişti. Ultima formundayken zaten en güçlü versiyonu ortadaydı. Ultima formundayken atomik nefesini yine kendi oluşturduğu çemberlerden geçirip daha yoğun bir hale getirdiğini fark etmişsinizdir. Elbette Legendary Godzilla kadar kuvvetli ve güçlü iyonik enerjiye sahip değildi ama yine de çok güçlüydü. 11 numara Hysay Godzilla Eski filmlerde yer alan en ünlü Godzilla formu elbette Heisei Godzilla'ydı. Hatta Toho'nun en çok kullandığı Godzilla formu da yine buydu. Kendisi 100 metre yüksekliğe ve 200 metre uzunluğa sahipti. Kendisi ilk Godzilla ile aynı evrende geçiyordu ancak ondan çok farklı bir yaratık olduğu açıklandı. Zaten ilk saldıran Godzilla 121 metre civarındaydı. Bu nedenle Heisei Godzilla uzun yıllar boyunca kendi evrenindeki tek Godzilla olmaya devam etti. Atomik nefes yerine radyoaktif ısı ışını kullanan Godzilla 500 bin santigrat dereceye kadar sıcakta ulaşabiliyordu. Ancak gelişmiş olan versiyonlarında spiral ışınlar ve başka versiyonları da gösterilmişti. Sırt kadarında topladığı enerjiyi bir anda dışarı salabiliyordu ve atom bombası gibi patlıyordu. Yani eski filmlerde yer alan en güçlü ve base Godzilla formlarından biri. 10 numara Godzilla Shinkalian. 118 buçuk metre yüksekliğe sahip olan Snow Godzilla başka boyutlarda yaşayan bir karakterdi. Anime serisinde kendisine orijinal formuna benzer ancak karla kaplı halde görmüştük. Orijinal formuna çok benzemesinin yanında tema müziği bile aynıydı. Boyutu orijinal formundan çok daha büyük, bununla birlikte sahip olduğu yetenekleri de çok gelişmişti. Atomik nefesiyle birlikte neredeyse yıldız seviyesinde enerji üretebileceği de gösterildi. Aslında liste içerisinde daha yukarıya koymam gereken bir Godzilla formuydu ancak animede 5-6 dakika gösterildiği için bütün özelliklerini henüz bilmiyoruz. 9 numara Burning Godzilla 1995 Godzilla'nın Destoroyah'lı olan savaşında artık en güçlü formuna dönüşmesi gerekiyordu ve bu formundayken Burning Godzilla ortaya çıkmıştı. Görüntü olarak Snow Godzilla ile hemen hemen aynıydı ancak Burning Godzilla 100 metreydi. Yani Burning Godzilla'nın Snow Godzilla'dan çok daha küçük olduğunu biliyoruz. Ancak Godzilla'nın bu formuna Burning Godzilla dememiz yanlış anlaşılmasın. Çünkü kendisi sadece 400 metre yarı çapa kadar etkili darbeler indirebiliyordu. Vücut sıcaklığı ise normal formunun çok üzerindeydi ve spiral şeklinde atomik nefesi de vardı. Ancak Godzilla'nın vücut ısısı 1200 dereceye ulaştığında erimeye başlayacak ve bu yüzden aslında orijinal Godzilla oldukça zayıf gösterilmişti. Bu durumda Legendary Godzilla'nın Burning Form'unun yanında 1995 Godzilla'nın hiçbir şey olduğunu belirtmek isterim. 8 numara Legendary Godzilla 2014 Şu anda hikayesi hala devam eden, geçmişi de anlatılan ve çizgi desteklenen bir Godzilla formu. Kendisinin 108 metre yüksekliği ve 168 metre uzunluğu vardı. Şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü Godzilla formlarından biriydi ancak evrimsel sürecine henüz tamamlayamamıştı. Godzilla eski formlarındayken bile hidrojen bombasına dayanmış ve güçlü atomik nefesiyle mutoları öldürmüştü. Her ne kadar çok ağır hareket eden bir titan olsa da 250 milyon yıldır dünyada yaşıyor ve onu durdurmak insanlık için gerçekten imkansız gibi bir şeydi. 7 numara Godzilla Final Wars 100 metre yüksekliğe ve 140 metre uzunluğa sahip olan bu Godzilla versiyonu fandomda en çok övülen Godzilla formlarının başında geliyor. Kaiser, Ghidorah gibi en tehlikeli kaijular ve titanlarla savaşan bu versiyon aslında tier seviyesi sayesinde bu sırada. Eski filmleri izleyen var mı bilmiyorum ama gerçekten çok manyak bir Godzilla formuydu. Godzilla'nın bu şekilde üstün titanları aynı anda alt edip aralarında top oynadıkları bile gösterilmişti. Godzilla Final Wars eski filmlerdeki kurgu saçmalıklarını görmezden gelirsek hem orijine çok sadıktı hem de birçok düşmanla karşılaştığı bir film olmuştu. Yani burada Godzilla'nın savaştığı titanlar iki tane mutoyla savaşmaya benzemiyor. Ayrıca Godzilla'nın bu versiyonu gerçekten çok akıllıydı. Yani Godzilla'nın kafası gerçekten çok iyi çalışıyordu ve her türlü durumdan kendini kurtarabiliyordu. 6 numara Shin Godzilla. 120 metre yüksekte ve 333 metre uzunluğa sahip olan bu Godzilla formu gerçekten çok tehlikeliydi. Neredeyse her yerinden atomik ısı ışınları çıkartan bu varlık daha devrimleşerek geri dönecekti. Yani maksimum formuna ulaştığında bu listede ikinci sıraya kesinlikle yerleşirdi. Bu final formu ortaya çıkmamış olsa da hem ağzından hem de kuyruğundan plazma güçlerini kullanabiliyordu. Bütün bunların yanında sırtındaki plakalardan da enerji ışınları çıkartıyordu. Zaten tıpkı lazer gibi dümdüz ilerleyen ışınlardan bahsediyoruz. Klasik Tuho Kaiju'ları gibi elleri küçük ve bu yüzden birebir dövüşte kazanması çok zor. Fiziksel açıdan daha güçlü ve dayanıklı olsaydı yine lisede daha yukarıda yer alabilirdi. Ayrıca diğer Godzilla formları kadar zeki değildi ve başına gelecekleri öngöremiyordu. Bu nedenle Shin Godzilla etkileyici dursa da benim açımdan gerçekten çok zayıftı. Yine de atomik plazma güçleri sayesinde listedeki yeri bence gayet ideal. 5 numara Space Godzilla. 120 metre yüksekte ve 250 metre uzundan sahip olan Space Godzilla elbette bu listede yer almalıydı. Kendisi genetik olarak Godzilla ile aynı genlere sahipti ancak kozmik bir uzay kristali sayesinde daha farklı güçler kazanmıştı. Ağzından çıkan korona ışınları Godzilla'nın atomik nefesiyle boy ölçebilecek kadar güçlüydü. Kristallerin verdiği güçler sayesinde uçabilen telekinizi güçleri kullanan ve daha fazla kristal yaratabilen bir Gojira'ya dönüşmüştü. Normal şartlarda Space Godzilla yenilmez bir varlık. Space Godzilla'nın özellikleri saymakla bitmez ancak zaafları yüzünden mücadeleyi kaybetmesi bence çok normal. Kolları normalden çok daha kısa olduğu için yakın dövüşte hiç şansı yok. Space Godzilla'nın omuzundaki kristaller Godzilla'nın atomik nefesiyle parçalandığında yine güçlerini kaybediyordu. Ayrıca Space Godzilla'nın derisi normal formundaki Godzilla kadar dayanıklı değildi. Yani Legendary Godzilla'nın üst formları biraz daha zorlansa bu mücadeleyi kolay bir şekilde kazanır. 4 numara Legendary Godzilla 2019 ve 2021 formları. 2014 yılındaki Godzilla'ya nazaran çok daha kuvvetli ve yoğun atomik nefese sahip olan bu formu aynı zamanda çok daha büyüktü. 120 metre boyuyla 12 metre daha uzamış ve gelişmişti. Kendisi final formundayken 120 metreydi ve 108 metrelik boyuna göre 12 metre daha uzamış ve gelişmişti. King Ghidorah'la olan mücadelesinde hiçbir zaman kaybetmedi ve bununla birlikte canavarların kralı olmayı başardı. Daha sonra da bütün titanlara hesap soracak şekilde onları kıstırdı ve alfalığını kabul etmek zorunda bırakmıştı. Godzilla'nın bu formu dünyayı Hollywood'e kadar delip geçmeyi başardı. Kendisi birebir mücadelede Mecha Godzilla'dan bile çok daha güçlüydü. Ancak Kong'la olan savaşında ve öncesinde çok fazla güç harcadığı ve yaralanmıştı. Bu nedenle Legendary Godzilla aslında ikinci film ve Godzilla vs. Kong filmlerinde tam formunda değildi. 3 numara Burning Godzilla Legendary Godzilla'nın bilinen en güçlü formlarından biri de Burning Godzilla olmuştu. Kendisi termonikler darbeler indirerek kilometrelerce uzaktaki cisimleri bile etkileyecek kritik kütleye ulaştı. Sonuç olarak Motra'nın da desteğiyle birlikte destansı güçlere sahip oldu. 1995 yılındaki Godzilla'nın aksine bırak 1200 dereceyi neredeyse 500 bin santigrat dereceye ulaştığını ve ekstra olarak termonikler patlamalarla daha yoğun sıcaklığa ulaştığını göstermişlerdi. Sonuç olarak Godzilla'nın gelişmiş olan formundaki atomik nefesinin bile zarar veremediği gidora'nın pullu derisi saniyeler içinde yandı bitti kül oldu gitti. 2 numara Legendary Evolved Godzilla. Legendary Godzilla'nın bilinen en güçlü formu elbette son filminde ortaya çıkacak. Yapı olarak diğer versiyonlardan daha fit ve daha uzun kollara sahip olan bu versiyonu kısa süre evrimleşmesiyle ortaya çıkacak. Bütün bu fiziksel değişimin yanında sırt kadar kristal şeklinde gelişecekti. Bu sayede ağırlığı azalacak ve neredeyse uçabilecek kıvama gelecek. Atomik nefesi bilinen en yüksek gücüne ulaşacak ve daha önce dünyayı delen Godzilla son formundayken evreni delebilecek büyüklüğe ulaşacak. Şaka bir yana dostlar Godzilla'nın bu formu çok daha yoğun ve güçlü atomik nefese sahip olacak. Yani hem fiziksel hem de atomik anlamda Legendary Godzilla'nın en üstün versiyonu dersek yeridir. 1 numara Godzilla Earth. Gelmiş geçmiş en güçlü Godzilla formu elbette Godzilla Earth olmalıydı. 318 metre yüksekte ve 550 metre uzunluğa sahip en büyük ve güçlü Godzilla formuydu. Kendisinin bu kadar güçlü olmasının nasıl sebebi ise elbette yer aldığı animede verilen özelliklerden kaynaklı bir durumdu. Kendisi sonsuz yaşama sahipti ve yaşadığı süre boyunca büyümeye devam etti. Godzilla Earth kopun uzuvlarını bile yeniden büyütebilir ve sonsuz iyileşme yeteneğine sahiptir. Aldığı hasarları kısa sürede iyileştirebileceği bizlere gösterilmişti son derece güçlü ve yıkıcı etkiye sahip olan atomik nefesi onun evrensel bir varlık olduğunu bizlere gösteriyor. Sırt bile toplanan enerji yükünü burun kısmında birleştirerek hedeflerini lazer ışını gibi anında yok edebilir. Bununla birlikte enerji kalkanı ve süper kesici kuyruk gibi özellikleri de vardı. Godzilla Earth tek bir kükremesiyle sonik dalgalar çıkartabileceğini ve rakiplerini parçalayabileceğini yine bizlere göstermişti. Genel olarak her anlamda en güçlü Godzilla formlarından biri olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak Void Ghidorah gibi bir düşmanla savaşabilmesi ve ona hasar vermesi bile bu listedeki en güçlü varlık olduğunu doğruluyor. Yani bu listede yer alan bütün Godzilla formları bir araya gelse de muhtemelen Godzilla Earth'ü yenemezlerdi. Evet dostlar böylece bir listenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.